Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Bugün tarihlerden 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü. Boğaç da bizimle. Sevgili Villanger Boğaç ve sunucumuz Ahmet de. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet, biliyorsunuz bayağı güreş adına dolu dolu bir haftaydı. WWE bir daha Suudi Arabistan'a gidiyor yaz aylarında. Ve duyurduğu iki büyük yıldız var. Goldberg ve Brock Lesnar. WWE reytingler konusunda çok büyük kan kaybederken bu hafta 2000'in altına düştüler. Acaba bu isimler bir çağrı olur mu Boğaç? Hadi Brock Lesnar'ın bu hafta içi düşen haberlerle beraber MMA kariyerini tamamen noktalamış olmasından sonra Suudi Arabistan'a duyurulması çok şaşırtıcı bir şey değil. Yani ben açıkçası keşke UFC'de o Cormier'le çok promote edilen, reklamı yapılan o maçın yapılmasını istiyordum. Olmaması üzdü beni ama ondan sonra bu haberi duymak hiç şaşırtmadı. Ama bilmiyorum, Goldberg, Bill Reis'in parası bitmiş herhalde ki yine Vince'in kucağına düşmüş. Yoksa yani saçma ya aslında. Hiçbir mantığı manası olmayan bir durum. Ya ama gitsin işte yani. Zaten Arabistan şovları o kadar önemli olaylara sahne olmuyor. Hani gitsin. Sadece tamamen şov. Evet, şimdi Burak'a göre dönmek istiyorum. WWE acaba bu düşen reytinglere, inanılmaz derecede düşen reytinglere çare olarak mı döndürüyor Brock Lesnar'ı? Goldberg'ü bu hafta Raw'da görür müyüz? Veya SmackDown'da Roman Reigns'le maça çıkar mı hatta Goldberg Arap şovunda? Neler söylemek ister acaba? Ya abi, 3 senedir Brock Lesnar bu şirketin şampiyonu ve reytinglerin bu seviyeye düşmesinin bir numaralı sebebi. Eğer WWE reytingleri yükseltmek adına Brock Lesnar'ı geri getiriyorsa sorunu anlayamamış demektir. Teşhisi koyamamış demektir. Şimdi eğer Arap şovunda Arap milyarderlerinin isteği doğrultusunda Brock Lesnar geri dönüyorsa bu bir kapital durumdur. Anlayabilirim. Ama reytingler, yani bu arada sözleşmesi Brock Lesnar'ın tam zamanlı mı? Yani muhtemelen. Yani bir daha imza planına göre getirmek için. Ya hiçbir zaman tam zamanlı değil de yani. Yani tabii eğer Seth Rollins'ten kemeri Brock Lesnar'a falan verirse işte AEW denilen şirkete ekmeğine çok büyük kaymak sürmüş olur. Yağ bal sürmüş olur. Ben bu hataya düşeceklerini düşünmüyorum. Brock Lesnar'ın 3 sene içinde WWE reytingleri getirdiği hal ortadadır. İlerleyen dönemlerde WWE sarsıcı değişimler yaşamalıdır. Büyük yıldızlar çıkarmalıdır. Brock Lesnar şampiyonken yıldız adaylarının yıldızlarının sönmesine, kemer maçlarına çıkamamasına sebep olmuştur. Brock Lesnar bir sürü yıldız adayını bertaraf etmiştir. Samoa Joe, Braun Strowman, Kevin Owens işte gibi vesaire. Bir sürü ismi önüne geçmiştir. İlerleyen süreçte WWE'nin hatalarından dert çıkarıp çıkarmayacağını göreceğiz. Geç Fener'e yazmış. Gür geçen seneki yayında Arap şovuna gidebileceğini söylemişti. Paralar suyunu çekti mi dedi. Ya şimdi şöyle bir durum var. Paralar suyunu çekmiş de olabilir de gidip gelmek 6-7 bin lira tutacak. Çok 6-7 bin liraya değecek bir iş yapar mıyım diye kararsız durumdayım. Onun için zaten senede 2 defa Arap şovu oluyor. Belki de bir şey rast getirir giderim ama belli değil. Çünkü Antep'ten direkt seferler oluyor Arabistan'a. O özellikle epey de ucuz oluyor o seferler. Sanki yurt dışına değil de İstanbul'a gidip geliyormuşsun gibi. Bakalım düşürebilirsek neden olmasın Ahmetciğim. Evet, peki bu rating işine geri döndüğümüzde Becky Lynch şu an şirketin tepesindeki isim. Seth Rollins keza öyle. WWE şampiyonumuz kimdi? Kofi Kingston, pardon. Kofi şirketin tepesinde. Acaba WWE yanlış isimlere mi oynadı? Hani satrançta olur yani, böyle yanlış hamle yaparsın ve bütün oyun biter. Acaba WWE yanlış isimlere mi yaptı bu yatırımları bu aç? Acaba bunun mu ceremesini çekiyor WWE? Ya yanlış isim mi? Ya bilmiyorum. Şimdi biz yanlış deriz. Yani bu
güreşçileri seven insanlar hayır çok doğru karardı bilmem ne diyebilir ama ya işte bazen şey olması önemli bence. Hani şirketin bekasının yani şirketin gayelerinin beka mı? Ne? Ne? Bu bir beka sorundur demesi. Doğru. Yani demek istediğim şey hani şirketin önceliklerinin insanların önceliklerinin biraz daha belki önünde olması lazım. Hani evet insanlar bir şeyleri istiyorlar ama insanlar bir şeylerden de çok çabuk sıkılıyorlar. Hani yani ne oldu? İşte bir ara Charlotte inanılmaz yükseldi. Herkes sıkıldı, itildi, kakıldı. İşte aynı şekilde Ronda Rousey ile de alakalı. Bu ilk gelişi inanılmaz heyecan bilmem ne herkes. Ondan sonra herkes sıkıldı kendisinden. Yani böyle ciddi yükseltmelerin karşılığı ciddi sonuçlar doğurabilir. O yüzden yani bana normal geliyor. Hani Kofi'yi bu kadar yükselttiler ondan sonra reytingin bu kadar düşmesi veya diğer isimler için de aynı şey geçer. O yüzden abi şimdi şunu es ver. Şunu da söyleyeyim. Ratinglerin bugüne gelmesi Kofi'nin şampiyon oluşuyla gerçekleşmedi. Yani bu bir süreç. Ve WWE son 2-3 senede marka brandinin, marka şampiyonunu şirkete uğramayan bir güreşçi yaparak bu sürece çok büyük katkıda bulundu. Punk City yazmış. Sorunun kaynağının bir sebebi kesinlikle karakterlerin içi boş olması ve hikaye bütünlüğünün olmaması. Attitude Era'yı sevmemizin bir nedeni ring içi olmasa bile karakterlerin olağanüstü işlenişiydi demiş. Sevgili Boğaç devam edebilirsin. Ya aslında Punk City'nin dediği bence doğru çünkü yani şunun şurasında WrestleMania bile gelirken hani biz hep burada radyo yayını yaparken hani doğru düzgün bir hikaye görememekten dolayı hep yakındık burada nereden baksanız. Hani işte kemerler etrafındaki hikayeler olsun veya tekil mücadelelerin hikayeleri olsun hep bir kopukluk olduğunu ve gerekli devamlılığı biz göremediğimizi söylüyorduk her zaman. Yani bu işte aslında senin dediğine de geliyor olay. Yani bir şey bir anda olmaz. Hani bir şeyin bir başlangıcı olur ve o başlangıçtan sonra da gelen gelişmelerle beraber o olay büyür. Zaten şirketin bir süredir belirli başlı bence problemleri var. O yüzden de şu noktaya geldiğimizde bu sonuçlar, bu istatistikler çok şaşırtıcı değil bence. Evet, Geçfener'e yazmış sevgili Ahmet. Raw Aftermania'yı takip edenler anlamıştır. Smark denilen kitle bile Rollins'e tepki vermedi. İşte AEW diye bağırdılar. Ya şimdi şöyle bir durum var. Rollins insanları maç kazanmasına rağmen niye heyecanlandıramadı? Çünkü adam şovun 6 saatlik şovun ilk maçını kazandı. Çünkü Seth Rollins Brock Lesnar'a karşı beklenen şampiyon değildi. Beklenen şampiyon Roman Reigns'ti. Roman Reigns kemeri aldıktan sonra çok büyük bir hype'la gidiyordu şovlara. İşte Finn Balor'a karşı kemer hakkı verip onu yeniyordu. Diğer güreşçilere Open Challenge gibi segmentler, maçlar çıkartıyordu. Ne oldu? Tamam kemeri kaybetmiş olabilir Roman Reigns sağlık nedenlerinden ötürü. Ama diğer köşesinden baktığımız zaman tekrar Brock Lesnar'ın alması WWE takipçilerinde bu konuda çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Evet. Yani WWE'nin bu devamsızlık sorunu işte şampiyondur, şudur, bu sorunlara devam edecek gibi görünüyor. Bakalım bu haftada 2 milyon rate. Bu arada bir ses geliyor galiba kulaklıktan. Evet bakalım bu haftada o 2 milyon trendinin altına düşecekler mi? O zaman gündemle alakalı bir konumuz daha var. Bu hani WWE Arabistan'a gidiyor. WWE'nin bu kararı tabii çok büyük tepki çekiyor Amerika'da. Acaba bu da WWE'nin böyle bir ayağına bir kurşun sıkar mı? Çünkü Amerika biliyorsunuz özgürlükçü bir ülke. Demokratik değerlere önem veren bir ülke ve WWE'nin Arabistan'a gitmesi, Arabistan'da yaşanan olaylara rağmen çok büyük tepki topluyor bu aç. Yani sen aslında kendin söyledin. Özgürlükçü bir ülke. İnsanların aldıkları kararı saygı duymaları gerekiyor. Ve yani bu sonuçta bir iş. Hani
anlaşmalar yaparsınız. Belirli sözler verilir, belirli sözler alınır, belirli paralar alınır yani sonuçta. Ve ne olursa olsun hani biz destekleyelim veya desteklemeyelim, desteklemeyelim, etik diyelim veya demeyelim. Burada bu şirketin Arabistan'la yaptığı bir anlaşma var ve çok ciddi paralar var ortada. Yani o yüzden eğer ki böyle bir anlaşma yaptılarsa gidebilirler. Yani bunda tepki çekilecek vesaire bir şey yok. Bu çok şeylik de bir durum değil. Nasıl diyeyim? Hani böyle milliyetçiliğe dökülebilecek bir durum da değil. Yani bu iş sonuçta. Anlaşmalar yaparsın ve anlaşmaların yükümlülüğünü yerine getirirsin. Buradan ufakta bir mesaj vereyim. Evet. Anlayan anladı. İnceyi gömdüm. Evet. Yani çok şey değil bence. Abartı bir durum yok. Şeyin WWE'nin Arabistan'a gitmesiyle alakalı. Geçme nereye yazmış? Bir Insta hesabından Crown Jewel'dan bu yana 50 bin abone kaybettiklerini gördüm demiş. Burak acaba bir cezalandırıyorlar mı WWE izleyicileri? Ya kozmetik olduğunu düşünüyorum ben bu spekülasyonların. Öncesinde yazmış Punk City Coffin'in Underdog senaryosundan başka tutulur elde ne vardı demiş. Geleceğiz ilerleyen segmentlerde. Senin de görüşlerini merak ediyorum Taner. Geç Fener'e demiş onun öncesinde. Bence güreşi takip eden kitle 3-4 milyona düştü Amerika'da. Şu 2 sene güreş için hayatı öneme sahip şirketlerden bağımsız böyle demiş. Ya şimdi profesyonel güreş dünya çapında globalleşirken Birleşik Devletler çapında da küçülüyor. Bu 2000'den beri ağır ağır yavaş yavaş süre gelen bir süreç. Vince McMahon'ın gram umurunda olmaz Amerikan halkının ne tepki aldı demiş War Machine. Belki de ama Vince McMahon'ın ana gelir kaynakları televizyon haklarından dolayı olduğu için Amerikan halkının sesini de dinlemek zorunda diye düşünüyorum. Çünkü Fox yani özellikle Fox hamlesi bu sene sonunda SmackDown'ın Fox'a geçişi WWE'nin çok daha büyük paralar kazanmasına neden olacak. Ama velhasıl ne gibi sonuçlar verecek? WWE daha da mı küçülecek yoksa bu bir patlama yapmasına mı neden olacak? Ona da ilerleyen günlerde bakacağız diye düşünüyorum. Soruna gelecek olursak 40-50 bin kişinin takibi bırakmış olması kozmetiktir. WWE global çapta büyürken Birleşik Devletler çapında küçülüyor. Bu da Vince McMahon'ın açık kanala geçmesine karar almasına neden oldu. Fox gibi işte bu bizim uydu televizyonu diyebildiğimiz tüm televizyonlarda WWE'nin yayınlanacak olması hayatı öneme sahip bir durum. Bakalım daha da mı büyüyecekler yoksa küçülmeleri hız kesmeyecek mi? Evet, o zaman güreş gündemi böyleydi. İsterseniz Raw'a geçelim. Tabii olur. Yani Raw çok kaotik bir Raw'dı. Zaten buna bağlı olarak da 1.8 milyona kadar düştü izlenme sayısı. Ondan dolayı ben direkt Money in the Bank'ten yürümek istiyorum. Money in the Bank katılımcılarından. Hem Raw ve SmackDown'ı birleştirerek. Raw'dan 4 isim duyuruldu. Bu isimlerden ilki Drew McIntyre. Drew McIntyre bayağı gelecek vaadinin isimlerden WWE'nin. Drew'un şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba çantaya ulaşır mı Drew? Boğaç senle başlayalım. Ulaşması gerekiyor. Yani öyle bir karaktere yani bilmiyorum. Yani şey düşünüyorum. Ya o adam bir başarı elde etmek durumunda artık. Yani o noktada yani hani ya olacak ya da olmayacak. Çünkü çok inişli çıkışlı bir döneme soktular onu. Ve böyle de saçma oluyor bence inişli çıkışlı olması. O yüzden McIntyre'ın artık bir şeyleri başarması gerekiyor. Hani çantayı mı alır, bir şekilde kemere mi yürür? Ama yani eğer ki ilk fırsatı buysa ya da tek fırsatı şu an buysa yakın zamanda McIntyre'ın o çantayı alması şart. Evet, McIntyre dedik. McIntyre'le ilgili Buğra Gür'ün görüşlerini alalım. Ya bence maçın en büyük favorisi ama erkekler Money in the Bank merdiven maçına baktığım zaman keşke SmackDown ve Raw olarak ikiye ayrılsaydı diyorum. Yani Ricochet, aynı şekilde Finn Balor, aynı şekilde Andrade gibi güreşçiler var. Hatta Hazreti Ali gerçekten... Ne? Hazreti Ali...
pardon, Mustafa Ali. gerçekten farklı güreşçiler var şans hak eden. Keşke Raw ve SmackDown olarak ikiye ayrılsaydı. Kadınlar maçı tek bir şampiyon olduğu için tek Money in the Bank briefcase'i yapılabilirdi. Bu arada NXT iddiaları asılsız mı çıktı? NXT'de merdiven maçı yapacak. Asılsız, evet, asılsız. O yalanmış, evet. Aynen, güzel kandırıldık. Bence favori isim Drew McIntyre. İlerleyen zamanlarda çantaya da ihtiyacı olmadan kemere gidebilecek biri. Buna rağmen favori. Evet, Drew ile ilgili chatbox'a döndüğümüzde War Machine yazmış. Drew McIntyre ağır favori demiş. %80 McIntyre, %20 diğer güreşçiler. Evet. Alexa'nın pembe saçı şu kemeri ne zaman salacak Kofi demiş. Oraya da geleceğiz. McIntyre son bir senenin en iyi yatırım yapılan süperstar olabilir. O güveni veriyor bana demiş Geç Fener'e. Katılır mısınız bu söze? Yani Drew gerçekten WWE'nin son zamanlarda aradığı o Destroyer Heel diyoruz ya. Korkusuz Heel. Hani daha çok şirketlerde son 10 yılda PG era döneminden beri Heel olan PG dolayısıyla korkak davranmak zorunda kaldığı için, daha çok sinsi davranmak zorunda kaldığı için Destroyer karakterleri pek göremiyorduk heel güreşçiler arasında. Drew McIntyre bu açığı kapattı tam olarak. Evet, Emir Aydoğan demiş Randy ya da Drew alacak. Bakalım Drew McIntyre mi alacak? Daha doğrusu Randy almasın ama ya. Randy almasın. Randy lütfen almasın ya. Randy'yi sona saklıyorum. Önce Raw isimlerinden gidelim. Braun Strowman müzmin loserlardan. Yine bu maça da duyuruldu. Nerede evrensel kemeri şansı var? Braun Strowman orada. Evet, ne diyorsunuz? Braun Strowman çantayı alır mı acaba? Almasın ya. Ya yapmasınlar öyle bir şey ya. Braun Strowman zaten merdivene çıkarken muhtemelen merdiven kırılır ve alamaz. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ben valla bu benim tamamen şahsi düşünce ama ben artık Braun Strowman'ı görmekten çok sıkıldım ya. Yani abi, belki de kapasitesi... Brock Lesnar yokken Roman Reigns ile olan feudunda adam şirketin main eventer'ıydı. Görünmez şampiyonuydu. Eşyalarla sorunu olan güreşçisiydi. Sürekli yıkıyordu, sürekli kırıyordu. Keyif veriyordu. Ama o kadar fazla kendini tekrarladı ki Brock Lesnar ortalıkta olmadığı için ana gösteride. Bu aşında dediği gibi sıkıldı insanlar. Taner aslında güzel bir yorum yapmış ama okunur mu? PG mi? Hani? Braun Strowman senelerdir kalkmayan penis gibi demiş. Yani çok katılıyorum bu yoruma gerçekten yani. Drew hakkında güzel bir yorumu var Taner'in. Drew bize veriyor ama arenaya gidenlere vermiyor heyecan galiba. Herkesten farklı düşünüyormuşuz gibi geliyor bana diyor. Ya ben en azından WWE senarist ekibi ve Vince McMahon'la paralel düşündüğümüzü zannediyorum Drew konusunda. Evet, ben de Drew'un Vince McMahon'ın beğendiği tarzda bir isim olduğunu düşünüyorum. Büyük, kaslı, yağlı. Geç Fener'e yazmış. Randy'nin katıldığını yine öğrendim. Abi. Ya bir yerde şampiyonluk varsa Randy oradadır abi. Lütfen yani. Şimdi Randy, evet, hakkında çok ileri geri konuşmayalım da sonra özür dilemek zorunda kalırız. Randy ile ilgili o zaman hype'ı yükseltelim. Randy'ye de geleceğiz arkadaşlar. Randy için çok iddialı cümlelerimiz var. Üçüncü isim Baron Corbin. Baron Corbin artık dönecek çok bir şey yok. Raw'ın demirbaşlarından birisi haline geldi. Raw'ın main eventerlarından birisi ve bir kere daha bu sefer evrensel kemeri için şans elde etti Boaç. Yani hani dolduralım şeyi, maçı dolduralım olayı. Başka hiçbir şey yok yani gözümde. Çünkü Baron Corbin'in o midcard hani seviyesinde şey olması lazım. Nasıl denir? Mücadele etmesi lazım. Buralarda değil yani. Evet, Baron Corbin'in seviyesi burası değil dedi Buğra Gür. Yani Baron Corbin Dudu Perin'de sihir yaparken söylediği gibi nedenli nedensiz yalan, kendini beğenmişlik, daha bir sürü kötü karakter özelliği sayıyor. Onun gibi gerçekten özenle yaratılmış bir karakter oldu Constable gimmickiyle.
ben Baron Corbin'in açık, önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Güreş yeteneği olarak bırakın midcard'ı, arka alanda malzemeci bile olamaz ama karakteri gerçekten WWE'nin son yıllarda aradığı, hem kurnaz hem sinsi hem de yeri geldiği zaman o üstün fiziksel yetenekleriyle domine edebilen bir güreşçi WWE'de uzun yıllardır yoktu. Yani bu kadar fazla işte yıldız adayı varken maalesef Brock Lesnar'ın senelerce brandi domine etmesi, şovlara uğramaması maalesef bu güreşçilerin de yıldızını söndürdü. Ben Baron Corbin'i iddialı görüyorum. İşte %80 Drew McIntyre, %20 diğer güreşçiler demişti ya, War Machine demişti galiba. O %20'nin içinde de aslan payına Baron Corbin sahiptir. Evet, Baron Corbin'i yuhalayanların heel karakterini iyi oynadığı için değil, beğenmediklerinden yuhaladığını düşünüyorum demiş Punk City. Ama yani o ayrımı ben yapmak kolay olmaz. Çünkü hani neticede yuhalıyorsa istediğini veriyorsun WWE yani. WWE demiyor ki sen niye yuhalıyorsun? Yo abi, ben Baron Corbin'e gerçekten çok gıcık oluyorum. Yani gerçek manada sinirlerimi bozuyor. Ringin köşesinde Baron Corbin'i izleyen bir güreşsever olsaydım ringe girer iki tokat atmak isterdim yani. Öyle başarılı bir gimmick'e sahip. Son yıllarda da WWE'de görmediğimiz karaktere sahip. PG İran'ın etkisinden WWE kurtuldukça iyi heel'lar çıkarmaya başladı. Drew McIntyre, Baron Corbin de bu ikiliye adına söyleyebileceğimiz örneklerden. Evet, ve Raw'ın son katılımcısı Ricochet. Ricochet ile ilgili var mı diyeceğiniz bir şey? Onu yoksa atlayalım mı? Ya başarılar. Yani. Ricochet var da Boğaç, sen konuş da. Aleister Black niye yok abi? Evet, devam edebilirim. Aleister Black SmackDown'da diye biliyorum ben. SmackDown kadrosunda diye. SmackDown kadrosunda Money in the Bank'e katılan yok mu? Var. İşte şimdi onlara geliriz. Orada da yok Aleister Black. Yok işte, onu diyorum. Aleister Black de olsaydı ki. Bunlar Ecru'ydu falan ya. Doğru. Ya, cümleyi yakalayamadın Ahmet. Bir şey diyordun bu açıdan. Doğru. Evet. Yani işte renk atacak Ricochet maça ya. Yani ben çok başka hiçbir beklentim yok galiba kendisiyle alakalı. Evet, Ricochet vurabilir. Ya akılda kalan işte momentumlar, o spot anları Ricochet imzalayacaktır. Ricochet'in ama bir karakter bulması lazım. Eğer Ricochet özelinde konuşacaksak, bu 2005, 2006, 2004 yılında TNA incelemeleri, pay-per-view incelemeleri de TNA'in tamdır. Bütün pay-per-view'ları forumumuzda var inceleme olarak. O incelemelerin işte 2004, 2005, 2006 taraflarını ben yapmıştım. AJ Styles'a çok benzetiyorum Ricochet'i. Ve aynı o zaman AJ Styles'ın da bir karakteri yok. Böyle uçan kaçan yetenekli bir adam. Ricochet de benzer bir durumda. Kendine bir karakter bulup seyirciye bu karakter önünde kabul ettirmesi ve satışını yapması lazım. Ya maalesef WWE'de sadece ringin köşesinden uçarak olmuyor. Biraz da o karakteri ortaya koyup seyirci tarafından ayağa kaldırılan, müziğin çaldığı zaman ya da yuhalanan isim olabilmen gerekiyor. Evet, Ricochet de böyleydi. Punksy demiş, Ricochet'in önü açık ama üstüne koyması lazım. Sadece yetenekli olmuyor. Burası köpek balıklarıyla dolu bir okyanus. Miz'in dediği gibi. Emre Karataş, Ricochet'in kazanacağını pek sanmıyorum demiş ve Ricochet'in de şansları böyleydi ama SmackDown katılımcılarına geçelim. Finn Balor, kıtalar arası kemer şampiyonu sıfatıyla maça katıldı bu aç. Yani Balor için ben yok çok yakın gelecekte böyle kemerli bir senaryoda düşünmüyorum ya. Yani hani en azından şöyle söyleyeyim. Tamam. Evet, yani Finn Balor potansiyeli olan, yani gayet yetenekli. Yani belli noktalarda kendini kanıtlamış bir isim de hani o çantayla beraber girebileceği bir senaryo benim kafamda hayali canlanmıyor. Yani tahayyül edemiyorum. O yüzden çok şeyleyemiyorum. Hani Finn Balor'la alakalı inanılmaz böyle söyleyebileceğim bir şey yok. Evet, Finn Balor şampiyon olmasına rağmen maçta Burak Gür, yani bu acaba şansını düşüren bir faktör mü? Kesinlikle şansını düşüren bir faktör. Zira
hem Midcard şampiyon olup da hem Money in the Bank kazanan çok az güreşçi oldu. Belki de olmamıştı. Miz galiba. Miz olmuştu. Miz olmuştu. Evet. Ya zor. Zaten Finn Balor da pek bu ana kemer şampiyonluğu olayında gözü olan bir güreşçi olduğunu düşünmüyorum. Evet, Finn Balor da böyleydi. Zaten chatbox'ta geneli saçma buluyor. Bence şovdaki maç sayısını azalsın diye koydular demiş Keşfener'e. Çok mantıklı. Bence de şovdaki muhtemelen artık Finn Balor kemerini korumayacak zaten. Muhtemelen değil, korumayacak. Bir sonraki katılımcı Mustafa Ali. Mustafa Ali biliyorsunuz Türk diye biliyorum ben. Türk zaten. Doğru. Burak, acaba Mustafa Ali'nin şansı ne duracak sizce? Ya şimdi Mustafa Ali hani İstanbul'u arkasına almış gibi görünüyor. Güreş Türkiye, hı-hı, YouTube kanalına hangi Mustafa Ali segmentini atsak binlerce insan tıklayıp seyrediyor. En uzun izlenme ortalaması Mustafa Ali'de. Ben Mustafa Ali'nin şansını dünyanın en büyük kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbullu olması neticesinde yüksek görüyorum. Fakat henüz zamanı değil. Belki gelecek sene Money in the Bank'inde. Evet, Mustafa Ali muhafız demiş. Buat, sen bir İstanbullusun. Acaba İstanbul halkı destekliyor mu Mustafa Ali'yi? Babası Sivas'tan göçmüş. İşte Alevilerden. Ali ismi de oradan geliyor. Hazreti Ali'den geliyor. Evet Buat, İstanbul arkasında mı muhafızın? Ben Hakan muhafızın arkasındayım. Mustafa Ali muhafızın değil. Diyerek Netflix virali de vermiş olayım. Sevgiler, evet. Netflix'e. İnşallah parayı yatırırlar en kısa sürede. Evet. Ya aslında şey, Mustafa Ali de bence Ricochet ile aynı pozisyonda. Hani maçın o spot noktalarını oluşturabilecek isimlerden bir tanesi. Ben de açıkçası Gür'ün düşüncesine katılıyorum. Belki seneye, yani bu sene için değil ama belki seneye çok ciddi bir aday olabilir çanta için. Evet, Mustafa Ali ile ilgili onlarımız da böyleydi. Mustafa Ali Han Hazretleri geliyor denmiş. Bir diğer isim Andrade. Andrade de Charlotte'a attı kapağı. Artık o da şirketin torpillerinden. Acaba bu torpilin meyvesini alır mı Money in the Bank'te bu aç? Yok ya. Ya ben sanmıyorum, bilmiyorum. Andrade'de beni iten bir şey var, tamam. Yani Elif güreşiyor, eyvallah, tamam. Hani yani belli, hani güzel bir stili var bence açıkçası ama geri kalan hiçbir şey beni çekmiyor kendisiyle alakalı. Yani belki de şeyden olabilir, kendi ağzı laf yapmadığı için çok sevmiyorum kendisini. Hani yani zaten kendi ağzı laf yapmayıp da sevdiğimiz kaç tane güreşçi var ki şunun şurasında? Evet, doğru. Yani. Peki Bragür? Kim hakkında konuşuyoruz? Andrade. Ya Andrade Cien Almas işte kendi milliyetini seçememiş ama kayınpederini çok iyi seçmiş bir adam. Onun için önemli. Yani kendi anneni babanı seçemezsin ama kayınpederini, kayınvalideni seçebilirsin. Bu da chatbox'a ve YouTube dinleyicilerimize bir tavsiye olsun. Kendi makus talihinizden eşinizin annesi babası sayesinde kurtulabilirsiniz. Bakıyorsun Andrade Cien Almas'a, hop Amerikan vatandaşını da kapmış. Bir küçük bir nikah olduğu da söyleniyor. Yalanlansa da ben inanmıyorum buna. Hayırlı olsun yani. Elin Meksikalısı işte, düşünün, kızınız var. 30 yaşına kadar büyütüyorsunuz, eğitiyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, giydiriyorsunuz. Bir tane Suriyeli ile evleniyor. Lan Suriyeli'yi de vururum, kızı da vururum herhalde. Allah göstermesin de. Geçmiş olsun yani. Dikkat etmek lazım. Ya bir de Rick Flair'sın sen yani, değil mi? Ya bir de Rick Flair'sın ha. Burak Gür olsan tamam ya dersin de. Rick Flair olsan ne diyeceksin yani. Geçmiş olsun. Evet, Code Blue demiş. Andrade, Charlotte, aşkım, babana söyle bir çanta versin lütfen. Saksafon da yetiyor ama ekstra çanta olsa güzel olur. Bunun arka... Bu konuşmanın yaşasını o kadar eminim ki arkalandı yani. Evet, Andrade'nin de şansını böyle gördük. Son SmackDown ismi Randy Orton. Buragür. Ya Randy Orton bir yerde kemer geçiyor. Bundan daha önce Money in the Bank kazandı zaten.
bir yerde kemer ismi maalesef geçiyorsa. Maalesef evet, o yaşanmıştır öyle bir şey. 2011'de mi 2012'den bir ara kazandı. Eğer ya biz eskiden Money in the Bank'i şöyle kurguluyorduk, hayal ediyorduk. Gençlerin kemer şansı bulamayan gençlerin şampiyon olabilmesi için yetenekli gençlerin bir fırsat olarak görüyorduk. Ama WWE'ye baktığımız zaman bunu son senelerde böyle işlemedi. Saçma sapan isimler, daha doğrusu bizim kafamızda olmayacak senaryoları oynayacak isimler Money in the Bank kazandı. Artık bu tarih tekrar etmesin ve eski main eventer'lar, işte veteran güreşçiler, ana kemer potasında şans bulmuş, şampiyon olma ihtimali yüksek güreşçiler çantayı meşgul etmesin. Başkalarına gitsin abi çanta. Drew'a da gidebilir ama Drew da çantasız da Seth Rollins'in karşısına çıkabilir diye düşünüyorum. Fakat Drew'a gitse de üzülmem. Ahmet. Ahmet düştü galiba. Boğaç. Yani aslında ya çok farklı bir şey söylemeyeceğim ben de. Senin düşüncelerine katılıyorum. Yani Randy artık çok yani bildiğimiz yaşlı kurt adam. Yani şu an şirketteki gençlerin sayısında düşündüğümüz zaman. O yüzden şu çanta maçında bile belki olması tartışılır. Kazanması çok büyük infiale yol açar. O yüzden hiç gerek yok ya. Hani o kendi tekil böyle farklı hikayelerde devam etsin. Şey güzeldi işte mesela. O Jeff Hardy ile olan birebir mücadeleleri, Randy'nin ne kadar pislik, çirkin bir insan olabileceğini görmüştük. Ne güzeldi yani. Yine öyle şeyler izleyelim Randy Orton'dan. Hani böyle bu kemer durumu, yani kemerin etrafında çok ismi geçmesin bence şu aralar. Evet. Orton yazmış. Şey, Punk City yazmış. Orton bizi ne zaman salacak aga demiş. Kevin Owens Go yazmış. Baba kazanacak at fava. Evet, kazanma ihtimali var gibi de duruyor. Şimdi konuştukça onu hissediyorsun. Code Blue demiş. Randy Orton ağzından konuşmuş. Ne maçta boş boş DDT yapılıp RKO çekip sonra maçı son anda kaybedeceğim öyle mi? Tamam, yazın beni maça. Ya boş boş DDT yapar RKO çeker de bence kaybetme ihtimali o kadar yüksek değil yani. Randy Orton'da maçın iddialarından görünüyor. Hele maç kartta maç posterini en arkaya koymuşlar Randy Orton'u. Bu beni daha çok irite etti. Emre Karataş yazmış. Bayda Orton. Geç Fener'e demiş. Orton daha 40'ına gelmemiş. Bu daha 10 sene güreşir. Orton Volkan Demirel gibi güreş bırakmış, o devam ediyor. Evet Boğaç. Randy Orton WWE'deki maçları en güzel yerden mi izliyor? Yok ya. Yani Volkan Demirel yakıştırması yapmak Randy'ye hakaret olur. Çünkü Volkan gerçekten artık bırakması gerektiği halde bırakmıyor yani. Hani Randy'nin hala gideri var. Ne olursa olsun. Yani hani Randy'nin şöyle gideri var. Yani Randy çıksa sol eliyle tuttuğu mikrofonla zaten kadrodaki elemanların yarısını yani tek geçer bırakır yani. Hani sağ eliyle de döver. O yüzden çok şey yapmaya gerek yok ama belki bu potada daha böyle potansiyelli isimleri görmek istediğimiz için şu an böyle düşünüyoruz. Ama yani tabii ki şimdi maçın geneline baktığınız zaman Randy'nin harbiden şansı var. Yani düşündükçe şeyde oluyorsun. Ulan acaba oluyorsun. Çünkü Randy Orton yani her ne kadar tartışmaya açık olsa da büyük bir isim. Punk City yazmış. Orton'u artık ayla bayla izleyen varsa kendini kontrol ettirsin. Neymiş hoşuna gitmiyorsa o hikayeye kendini veremiyormuş. Ya maalesef Randy Orton gibi büyük veteran ama sürekli güreşen güreşçilerin temel hastalığı bu galiba. Dolph Ziggler nerede? Bayağıdır yok mesela. Randy Orton'da da aynı problem var. Hoşuna gitmeyen senaryoyu, eğlenmediği senaryoda çok iyi güreşmiyor maalesef. Ne oldu acaba ya Dolph Ziggler'ın? Yani tamamen.
Dolph Ziggler uzun süredir şirkette görünmezler arasında. Bilmiyorum ne olduğu konusunda bir fikrim yok. O zaman Raw ve SmackDown'da kadın katılımcılar da belli oldu. Ufaktan onları da değerlendirelim ve haftalık değerlendirmemizi kapatalım sevgili Boğaç. Tabii. Kadınlar Money in the Bank merdiven maçında briefcase'i alması muhtemel isimler, iddialılar ilk sırada son şampiyon Carmella. Geçen sene kim almıştı Kadınlar Money in the Bank'i? Carmella almadı mı ya? Tamam, bu Carmella. Şey değil mi işte Ellsworth'un karışıp şey o olduğu. O 2 sene önce değil miydi sanki? Ha, bilmiyorum. Evet, Carmella. Beynim benimle şey oynuyor. Onu hatırlarız. Alexa demiş, Alexa'nın pembe saçı. O olabilir, olabilir. Aynen, Alexa aldı. Sen kimi de diyorsun, Carmella hakkında şansını ne olarak görüyorsun sevgili Boğaç? Yani şeye baktığımız zaman, maçın içerisine baktığımız zaman, şimdi tabii ki bazı isimlerden daha şey olduğu kesin. Hani şimdi yani Dana Brooke'dan, FETÖ'cünün sevgilisinden kesinlikle daha şanslı olduğu ortada. Ama yani burada bir iki tane isim, özellikle artık Rousey'nin de tamamen şeyden çıktığını düşünürsek, denklemden tamamen çıktığını düşünürsek, burada birkaç isim yükselmeye çok müsait ya da eski günlerine geri dönmeye çok müsait. O yüzden Carmella'nın o kadar ben şans bulacağını düşünmüyorum. Yani son maç içerisinde inanılmaz şans vermiyorum kendisine. WrestleMania'da son Battle Royale kazananı. Evet. Hoş geldin. Nerede ben bir internet yeni attım. Nerede kalmıştık en son? Biz de Kadınlar Money in the Bank merdiven maçı katılımcılarını konuşup kapatmayı düşünüyorduk. Yok mu? Tamam. Sen de söz o zaman. Evet. Hangi katılımcılardan bahsettin şimdiye kadar? Carmella hakkında konuştuk. Evet, Carmella, bir de Naomi'ye geçelim o zaman. SmackDown kadınlarından Naomi yine kendini gösterecek Money in the Bank'te. Bakalım kazanacak bu sefer. Ne dersiniz Naomi'nin şansına? Dırt. Ben de şey bulmuyorum. Bu maça son anda Sasha Banks eklenir mi diye düşünüyorum. Ya evet. Yok, olmasın. Öyle şeyler olmasın gerçekten. Ben ciddi manada görmek istemiyorum. Yani bunun tartışmasının bile yapılıyor olması çok saçma bir şey. Yani şu radyonun başına söylediğim şeye geri getireceğim konuyu. Siz bir anlaşma yapıyorsunuz. Sizin de şirketin de belirli yükümlülükleri var. Birbirine karşı anlaşmada birbirinize söz verip imza attığınız. Yani bu durum, bu şartla konusunda kabul ettiğiniz. Siz çıkıp da bu tarz şeylerde mızmızlık yaparsanız cezalandırılabilirsiniz yani. Yani bunda hiçbir sıkıntı bir durum yok. Ve yani Sasha Banks gerçekten böyle 5 yaşında oyuncağa alınmış bir çocuk gibi davranıyor. Şeker elinde elin al işte. Haydi. Ya, şeker, oyuncak ne olursa olsun hiç fark etmez. Yani hani hem kocasıyla hem kendisiyle bu denli işte mızmızlık yapıp ağlıyor olması yani çok saçma ya. Yani sen şans ya, elindeki var ya, bana deseler ki hani ben bir Amerikan işte yani güreşçi olsam ve WWE gibi bir şirkette çalışma fırsatım olsa yani var ya dört elle sarılırım. Ne olursa olsun. Ya para kazanıyorsun sonuçta. Yani hayatın kurtuluyor. İnanılmaz bir medyatikliğin oluşuyor. Yani en ölü güreşçinin bile öyle ya da böyle bir hayran kitlesi var. Doğru. Ve sen gelip bunu yıkıyorsun. Bir de üzerine mızmızlık yapıp iyice görüntünü çirkin hale getiriyorsun. O yüzden yani artık Sasha Banks nasıl bir mobbinge uğruyorsa uğramaya devam etsin. Sonuna kadar bu konuda Vince McMahon'ın arkasındayım. Adamsın. Evet. Geç Fener'e yazmış. Hikmet'e yorumlasın. Sasha'nın face karakterinin gerçek hayatta yaşadığını düşünüyorum. Mide bulandırıcı, mesela Jinder Mahal. Ne? Evet Hikmet, acaba Naomi atılır da Sasha girer mi? Ya Allah'ını söylesiniz. Naomi bu şirkette arka alanda en çok desteklenen isimlerden biri. Yani Natalya demediler ya. Dana Brooke atarlar, o FETÖ'cü olduğu için. Doğru.
Ama İkmek bütün sürprizi kaçırıyorsun sen. Ona da geleceğiz. Hangi sürpriz? Dana Brooke'a geleceğiz. Sen şu an Naomi'deyiz. Naomi'yi anlat. Naomi mi? Hı-hı. Naomi kişisel olarak sevdiğim ama güreşçilik olarak hiç beğenmedim biri. Tam bir nasıl diyeyim bal yapamayan yani Didier Drogba görüntüsü var ama içi Mbaye Diagne. Yani bu şekilde özetliyorum ben kendisini. Evet, Naomi'nin de şansı bu yöndeydi. Naomi'yi geçtikten sonra bir başka SmackDown kadınına geçelim. Mandy Rose, Vince'in sarışın fantezisi varmış diye duydum. Acaba bu fantezi gerçeğe dönüşür mü Money in the Bank'te bu aç? Bence potansiyeli olan isimlerden bir tanesi. Şeyin sonucuna göre belki de nasıl diyeyim? Bu Lacey Evans, Becky Lynch mücadelesinin sonucuna göre oradan oluşabilecek durumla Mandy Rose kendine tamamen farklı bir pozisyon yaratabilir eğer çantayı kazanırsa. Ben açıkçası görmek isterim. Yani biraz farklı kişileri görmek istediğim için özellikle o potada benim için Mandy Rose çok uygun bir aday çantayı kazanmak için. Evet, Mandy Rose, Buğra Gür. Ya Mandy Rose SmackDown'ın gözdesi fakat bu gözdeliği ring içinde göremedik. Başka yerlerde performansı demek ki Vince McMahon tarafından çok beğenilmiyor ki arşa çıkmadı. Yoksa patron Ross olarak Sasha Banks'e de gönderme yaparak bir karakter değişimiyle Mandy Rose ringlerde görülebilirdi. Yani Vince McMahon böyle akıl oyunlarını masada kart açarak göstermeyi sever. Bilmiyorum. Belki de Sasha Banks eklenir maça. Sasha Banks Mandy Rose'u tokatlayarak merdivenin tepesinde. Gerçi Sasha öyle bir senaryoyu kabul etmez ama. Yani Mandy Rose'un şansı yüksek. Benim plasemde olan isim zaten kendisi. Evet, Mandy dedik. Mandy alır sizlemeyi bırakırım demiş Emre Karataş. Herkes sarışın olsun eşitlik demiş Geçfener'e. Carmella yine sarışın olsun demiş Emre Aydoğan. Bailey son SmackDown kadını, onun da hemen şanslarını değerlendirdim. Bailey de bozacının şahidi şıracı mı oluyordu? Oradaki yok, şıracı yok. Oluyor Bailey de. Bailey o kadar bak Bailey gerçekten ahlaklı bir insanmış. O kadar da şıracılık yapmadı. Yani onu da belirtmeden ederse kaybederiz Bailey'i. Yani evet. Konumunun farkında. Tabii aynen öyle. Yani sen zaten Bailey'sin abi ya. Yani ringe milleti kucaklayarak sünepe sersem bir tip olarak giren birisin. Yani sen hani bu kemer kaybedince arka alına gidip yerlere yatıp bağırmak falan ne bu ya? Ben patron olacağım, böyle bir tane çalışanım böyle bir şey yapacak. O tokatlayarak kendine getirtirim onu ya. Evet, Bailey'nin de şansını böyle konuştuk. İnşallah çantayı alır demiş Stephen Truway. Bailey ekmeğinde abi tam bir kral demiş War Machine. Raw kadınlarına geçelim. Tabii ki her maçın olmazsa olmazı Alexa Bliss. Burada da merdiven maçında Boğaç. Yani alsa da olur, almasa da olur. Ama bilmiyorum. Ben açıkçası onun bu bir tık daha showbiz karakterindeki haline alıştım yani. Şahsen ringde görmektense böyle şeyler de görmek beni daha memnun ediyor. Ne? Evet, Hikmet. Ne? Bu şirkette kadınlar kan alıyor ya, kadınlar divizyonu. Nasıl Alexa'ya laf edersiniz? Ben gerçekten Alexa'dan özür diliyorum. Zamanda evet çok laf ettik ama... Doğru. Yani Alexa Bliss bu milletin can damarıdır. Yani bu kadar... seviyeyi bu kadar da düşürmemişti yani. Doğru. Evet, Alexa Bliss, Burak. Ya Alexa Bliss benim güreşe döndü. Yani güreşmeye başladı artık. Benim de bu maçtaki favorim, plasemde dediğim gibi Mandy var. Alexa Bliss tam Vince McMahon'ın aradığı, istediği güreşçi. Zaten Raw Show'un da o açtı. Katılımcıları duyurdu. Ya çok güreşmesine gerek yok. İyi bir hitabeti var. Mükemmel bir iletişimi var seyirciyle. Arenadaki aurayı koklayıp karşılıklı kitlelerle de paslaşabiliyor.
istediği zaman heel reaksiyon, istediği zaman face reaksiyon alabiliyor. Yani Vince McMahon böyle bir televizyon yıldızını, altını çiziyorum, bulduktan sonra kolay kolay bırakmayacaktır ve arşa çıkarmaya devam edecektir. Ya Alexa Bliss NXT'de güreşirken ya da Performance Center'da işte güreşçilerle antrenman yaparken antrenörlerle birlikte olup yatıyormuş ama bence buna gerek yokmuş yani. Bunu yapmasa da başarılı olurmuş yani. Buna gerek yokmuş bence. Bence de. Kasılıyorum bu iddiaya. Evet. O zaman boşuna ya, yazık. Neyse. Oldu ya. Olmuşla ölmüşe çare yok. Değil mi? Doğru. Son Raw kadınına geçelim o zaman. Acaba FETÖ'nün bir isteği doğrultusunda mı oluyor bilmiyorum. WWE sinir harbi yaşatıyor bize gerçekten. Yani kırmızı çizgimiz biliyorsunuz ülkecek. FETÖ'nün gelinlerinden Dana Brooke maçta. Buyurun. Ya ben sinirim yani, bozuluyor ya. Ya FETÖ ablalarından birinin bu maça çıkması gerçekten de Money in the Bank Show'un kötü geçeceğine dair çok çok güzel bir şey değil mi? Dayanak değil mi? Evet doğru. Ya bizim tribünde söylediğimiz bir beste var. Fenerbahçeli arkadaşlar bilirler. Özellikle malum takımın malum taraftarları geldiğinde ya da biz deplasmanına gittiğimiz zaman söylenilen bir beste vardır. Şimdi söylemeyeyim. Erzurum Spor mu? FETÖ de oralı. Orada canısı. İlk aklı, ilk aklıma o geldi ne bileyim. Yani kendisine de bu malum besteyi ben hediye ediyorum buradan. O yüzden başka söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Evet, böyle bir iddia geldi bu açıdan. Peki Buğra Gür'e dönelim. FETÖ iddiaları var. Pensilvanya'ya mı gidecek çanta yani? Yani inşallah FETÖ'nün gelininin müstakbel kocası inşallah WWE'ye teşrif etmez. Zaten hani WWE izleyen çevreler, WWE izlediğimizi bilen çevrelerce ya bunu mu izliyorsunuz diye çok iyi bir ünümüz olmadığı gibi bir de bunun üstüne daha negatif şeyler koyacak durumlar umarım yaşanmaz. Yani çünkü Paul Heyman'ın da övgüleri vardı. Babası tarafından reddedilen basketbolcu arkadaşa ya korkuyorum. Yani isyan ediyorum. Çıldırıyorum. Ne diyebilirim? Abi bir şey söyleyeyim mi? İnsan içine çıkamayız ha. Ya aynen işte öyle. Bu yüzden New Japan Pro Wrestling'i izlememiz lazım. İşte bu yüzden AEW'e başlamamız lazım. İşte bu yüzden Ring of Honor izlememiz lazım. Bütün bunlar olumlu şirketler. Alp. Evet. Hayda. Evet böyleydi kadınlar katılımcılar da. O zaman zaten çok bir şey kalmadı Rav hakkında konuşacak. Hemen Rav'da kısa kısa segmentlere atlayalım. Lacey Evans biliyorsunuz Becky Lynch'e meydan okuyor Rav kadınlar şampiyonluğu için. Ve bu hafta Becky ile amansız bir kavgaya tutuştular. Ne olur Lacey Evans Becky Lynch. Lacey Evans son artık Money in the Bank'e bir kalmışken ciddi bir aday olarak gösterildi mi bu aç? Belki alır kemeri bilmiyorum. Bir günde iki maça çıkıp iki kemeri de koruyacak olması Becky Lynch'in biraz bana ütopik gelmeye başladı son bir buçuk haftadır. O yüzden belki kazanabilir. Yani hoş diğer kemer maçını Charlotte'la mı yapıyordu? Kimle yapıyordu? Evet Charlotte'la yapıyor evet. Abi aman Charlotte'ı yensin de yani Lacey Evans'ı yenilse de ben kabulüm ya. Hiç sıkıntı yok. Lacey Evans kazanabilir kemeri. Değil şu an ama. Ben şey değil yaptım. Ya. Ha? Değil mi ama yani Charlotte yensin de ya. Bu Charlotte tayfasını biraz sindirelim. Evet ya ben ciddi söylüyorum çok sıkıldım artık ya. Yani hep aynı karakter, hep aynı. Tamam yani kadın eyvallah güreşiyor, konuşuyor. Tamam yeter ama biraz sal ya. Babacım sal biraz ya. Git Andrade ile ne? Hayır. Nasıl ya? Ben anlamadım Andrade ile. Biraz daha cümleyi aç. Hayır ya şimdi Bahamalara tatile gidin kardeşim. Bırakın tamam. Salın bu işi. Sal. Değil mi? Evet. Salın biraz evet. Ya. Serbest bırakın. Biraz farklı insanlar görelim artık. Yeter. Dinlensinler. O arada Becky de alsın yürüsün. Ali de evet. Alsın yürüsün. Evet. Evet Hikmet. Sana dönelim şimdi de. Lacey Evans Becky Lynch. Ya ben açıkçası burada Lacey Evans'la birlikte iyi bir enerji yakalandığını düşünüyorum. Yani bu kadınlardaki
gerçekten verimsiz geçen WrestleMania döneminden sonra yeni bir yüzü feyutlarda görmek iç rahatlatıcı geldi bana. Çünkü çok fazla hep aynı isimleri izliyorduk. Lacey Evans da kendisini WrestleMania'dan sonrasına kadar iyi sakladı. O yüzden de güzel bir macera olacak bu film. Money in the Bank'te de ben güzel bir maç bekliyorum. Zaten Evans iyi bir güreşçi. Yani şimdilik çok açmayalım. Değişmeyelim. Bu kadar yeter. Evet. Becky Lynch, Lacey Evans, Buğra Gür. Ya Lacey Evans karakterini oturtabilirse gerçekten sağlam bir heel olabilir. Zaten asker geçmiş olan ne bileyim sosyal medya hesaplarında oraya buraya silah sıkan bir kadın. Eğer sağlam bir tabana seyirciye hitap konusunda oturtulabilirse ben Charlotte kadar başarılı olacak kanaatindeyim. Tabii Charlotte Flair olamaz kimse ama. Evet. Lacey Evans ve Becky Lynch ile ilgili bir iddiada bulunabilir miyim? Bir iddiada bulunabilir miyim? Lacey Evans Adanalıymış. Güneşe silah sıkıyormuş. Haydi. Haydi. Kardeşim neyse. Adana'da sarışın çıkmayacak diyecektim de çıkıyor birkaç tane. Lacey Evans ve Becky Lynch ile ilgili yorumlar da böyleydi. Ve MILF demiş ayrıca geç Fener'e Lacey Evans için. Katılıyor musunuz buna? Yok. Katılmıyor musunuz? Tamam. O zaman hemen Raw'ı zaten bitiriyoruz artık. Son bir segment kaldı. Zaten Raw hep bunun üzerine kuruluydu. Money in the Bank üzerine. Son segmentte Seth ve AJ Money in the Bank maçı için kontrat imzaladılar. AJ Phenomenal Forearm'la Seth Rollins'i masaya gömdü. Evet, imzaya attı ve artık ikili şampiyonluk maçına çıkıyor. İki face'in mücadelesi. Neler olur acaba Hikmet? Sen büyük bir AJ Styles hayranısın. Ya bizim aslında umut tek istediğimiz AJ Styles'in markasını Raw'da kanıtlaması kendisi. Bizim derken Hikmet'in Aksaray'da oturup AJ Styles'a aynı davaya baş koymuş gibi görünmesi. Masya. Evet. Kardeşim bizlik bir şey yok. Adamlar orada güreşiyor yani. Hayır, bizim derken yani ben Buğra Gür ve xenofobiyadan bahsediyorum. Ha. Tamam. Zeno burada evet. Değil ya, değil mi? Bir de şey var. Bir yok. De Doğan var. O da benim cosplay'im. Doğru. Evet, evet Hikmet. AJ Styles Seth Rollins. Ya benim açıkçası çok fazla bir beklentim yok. Yaratıcılıktan zor bir WWE olduğu sürece de olmaz. Seth Rollins büyük ihtimalle kemerini koruyacak. İşte biz de nefsimizi böyle segmentlerle körlüyoruz. Evet, Boğaç. Seth Rollins kemere doğru gidiyor. Evrensel kemerine doğru gidiyor. Alır mı sence kemeri? AJ Styles pardon. AJ Styles. Ben de bir an dedim AJ Styles ne ara kemeri kazandı ya. AJ gidiyor. Acaba ışınlandı. Acaba kemeri alır mı? Şöyle hızlı bir kemer değişikliği aslında beni mutlu eder. Belki şunun şurasında SummerSlam'e kadar gidebilecek dönemde bir farklı bir aura yakalayabilirler hikayede. Bir de ben AJ Styles'ı heel görmek istiyorum ya. Yani çok ciddi bir şekilde isteğimdir bu. Sevgili şirket eğer dinliyorsanız bizi lütfen gerçekleştirin. Çünkü iki face izlemektense şöyle baskın bir heel AJ Styles izlemek beni çok mutlu edecek. Sevgiler. Evet AJ. Evet AJ heel olmanın mesajlarını verdi Buğra Gür. Acaba heel mi izleyeceğiz AJ'yi? Hayır hayır. Hayır. Bu bir çekişme, bu bir kemer mücadelesi. Bu iki tarafında her şeyini koyduğu bir büyük bir savaş. Ben keyif alarak izliyorum ve AJ Styles'ın asla heel turn yapacağını düşünmüyorum. Evet, chatbox şu AJ'den bıktım demiş Emir Aydoğan. Şu kötü forearm hareketini yapıp duruyor demiş. AJ zor alır demiş Overlock Machine. War Machine WWE tamam demiş. Evet, göreceğiz bakalım AJ Styles mı galip gelecek yoksa Seth Rollins mi galip gelecek. Son kez tahminleri alalım. Bu aç kim kazanır? AJ diyorum. Hikmet? Rollins diyorum. Buğra'dır. %50 ya. Evet, enteresan bir maç olacak. Güzel Lesnar'a bir gün muhtaç kalacağız yine demiş Alexa'nın pembe saçı. Overlock Machine WWE ne zamandan beri ya. İki face'i PPV'de kemer için kapıştırıyor demiş.
WrestleMania 34'te Shinsuke ile AJ çıkmıştı ama o günden beri benim de pek aklıma gelmiyor. O zaman Rav'ı puanlayalım. Chatbox'a da soralım, size de soralım. Boğaç puanın kaç Rav'a 5'lerinde? 2. Hikmet? 1. Buğra Gür? Neyi puanlıyoruz? Kaç Rav'ı. Rav'ı bitiriyoruz. Doğru, Rav'ı bitirdik, doğru söylüyorsun. Bence güzel bir soru, neyi puanlıyoruz? 3-3. War Machine 3 demiş. Code Blue AJ'yi alacak kemeri net demiş. Stephen Trueway 3 demiş. Rav'ı da böylelikle noktalayıp hemen SmackDown'a geçiyoruz. SmackDown'da da konuşacak aslında çok bir şey yok. Roman Reigns SmackDown'ın artık kilit isimlerinden birisi ve Roman Reigns bu hafta Shane McMahon onu bölmesine rağmen ve ona iki tane rakip ayarlamasına rağmen ikisini birden yendi. B-Team'i, Kurt Sexel ve Bodalısı. Maçın özel hakemi de Elias'tı ve Elias'la Roman Reigns maça çıkacak, Hikmet, Money in the Bank'te. Yani çerez maç. Geçen sene bir benzerini Jinder Mahal karşısında da izlemiştik. Yalnız bu sefer Elias var. Shane McMahon faktörü de var. Onu unutmayalım. Eren bir şey yapabilir. Shane McMahon şovun ortasında dayağını yiyip zaten arenadan tüyecektir yani. Ya gelse bile ne olur söyleyeyim mi? The Miz gene gelir. Bir turda orada bir dayak atar. Hı-hı. Ondan sonra o Fate Summer Slam'ı uzar. Ne güzel değil mi? Miz de ne de var yalnız ama var ya. Miz'e... Ben Miz'i takdir ediyorum. Gerçekten bu adam damarına basınca çok iyi oluyor ya. Evet, Boğaç sana dönelim. Roman Reigns ve Shane McMahon çıkmazı Elias maçı Money demekte. Yani herhalde böyle hiçbir düşüncemin olmadığı tek maç olabilir şu şovdaki. Yani bilmiyorum, ben zaten Roman Reigns'i oldum olası sevememiş bir insan olarak. Yani keşke böyle bir yer yarılsa da hani böyle Elias maçı falan kazansa diye dua ediyorum yani. Ben de sevmiyorum kanka, boş ver ya. Değil mi ya? Evet. Samoa Joe benim. Evet, Buğra göre dönelim. Elias acaba o çıkışını, beklenen çıkışını Money in the Bank'te yapar mı Roman Reigns'e? Hayır, Roman Reigns kazanacaktır. Roman Reigns'in bundan sonra ana kemere yükselmeye ihtiyacı var. Ve Roman Reigns'in yükselişinin başladığı nokta SummerSlam'e gidişinin bir ardı olacaktır Money in the Bank. Hikmetciğim, bu arada konuşmadığın zaman mikrofonu kapatırsan tamam, daha iyi olur. Tamam. Evet, Maker selam aleyküm demiş. Aleyküm selam. 10 dakikalık maç demiş Code Blue. Roman Reigns Spear 1-2-3 kazanan Reigns. Evet, Roman Reigns'in de hikayesi böyle. Bakalım SmackDown'a neler olacak bu hafta Elias'a maçına doğru giderken. Kevin Owens ve Kofi Kingston çıkmazı WWE şampiyonluğu için. Şampiyon Kofi Kingston bu hafta Kevin Owens'ı iyi bir patakladı. O da şampiyon olarak güçlü bir şekilde gidiyor Money in the Bank'e. Boğaç, WWE şampiyonu Kofi ve Money in the Bank'te Kevin Owens'ta maçı. Vallahi yani Kevin Owens şu maçı kazansın da ben başka hiçbir şey istemiyorum. O kadar istiyorum ki Owens'ın kazanmasını. Umarım böyle delik deşik geçecek yani. Gerçekten o WWE şampiyonluğunun gerçek sahibi Kevin Owens'tır. Kofi Kingston bir marabadır. Herkes ayağını denk alsın. Kevin Owens geliyor. Dikkat edin. Evet Hikmet, gecenin başına döndüğümüzde Kevin Owens'ın bir açıklaması var. Kofi şampiyonluk için yeterli birisi değil demişti. Bunu Kofi de biliyor demişti. Sen buna katılıyor musun? Kofi kemeri kaybeder mi Kevin Owens'a Money in the Bank'te? Öncelikle bu açıklamaya tamamen katılıyorum. Yani Kofi Kingston seviyesi belli bir adam. bu yüzden de kazanması pek, yani kemeri kazanması sürprizdi. İlerlemesi de mümkün görünmüyor şu anki pozisyonda. Evet. Ben bu yüzden Kevin Owens'ı bu şirketin şampiyonu olarak görmek isterim. Gayet doğal bir şekilde. Umarız Money in the Bank'te de sonuç bu yönde olur. Çünkü en az bir ana kemerin değişmesine ihtiyacımız olacak gibi görünüyor. Bir de zaten nasıl diyeyim, Vince'in aklından şöyle şeyler geçiyor bence. SummerSlam'e kanadalı bir şampiyon götürüp ondan sonra bir numaralı adamına onu tokatlatmak. SummerSlam nerede bu arada? Kanada'da mı? Evet, Kanada'da. Toronto'da mı? Doğru. Evet. Bildiğiniz gibi 2006'da bunu yapmıştı. Edge kendi memleketinde Sina'ya yenilmişti. İşte Edge'i
Owens yapın. Cena'yı da söylemeyeyim artık kim yapmanız gerektiğini. Vallahi draft falan gelecekler herhalde yani. Başka türlü kurtarmayacak gibi duruyor. Evet, Buğra Gür. Kofi Kingston WWE şampiyonu ve bu seviyede olmadığını söyledi Kevin Owens. Ya Kevin Owens'dan daha büyük bir problem şu anda Kofi Kingston. Gerçekten WWE Championship'in kıymeti harbiyesini düşüren bir grafik çiziyor sevgili New Day ailesi. Bundan sonra ekseriyetle kemeri kaybedip tek team mevzularına geri dönmeleri onlar için de hayırlı olacaktır. Çünkü seyircinin bir süre sonra tepkisini çekmeye başlayacak bir durum. Owens'ın onun için şampiyon olması gerekiyor. New Day için de iyi olan bu yani. Evet, WWE şampiyonluğuyla ilgili böyleydi görüşlerimiz. O zaman son artık SmackDown'da konuşmaya değer son bir segment var, ondan da bahsedelim. Firefly Funhouse, Bray Wyatt yeni bir karakterle geliyor. Ve bunun da artık geliyor artık şovlara gelmeye başlayacak. Son perdesini izledik. Hikmet, Bray Wyatt'ın yeni karakteri seni heyecanlandırıyor mu? Yani aslında Bray Wyatt'ın pek heyecanlanacak kısmı kalmadı ama yani WWE o kadar yoklukta ki hani Bray Wyatt'ın katacağı farklılık bile heyecanlandırıyor yani artık. Öyle diyeyim. O kadar ezildik. Boğaç, Bray Wyatt'ın yeni karakteri. Yani nasıl diyeyim? O kadar artık beklentisizim ki. Çünkü o adamı artık o kadar oyuncak yaptılar ki. Ama gelsin görelim. Gösterilen, verilen promolar ilginç. Yani farklı bir hava yaratabilir. Ama işte yani bu adamı o kadar kötü kullandılar ki. Hani böyle bir şekilde yani bu şekilde tease etseler dahi ileride yine bozabileceklerinden yani öyle bir potansiyelleri olduğunu düşündüğümden ben yine böyle çok kendimi heyecanlandırmak istemiyorum ama bu tip farklı karakterlere ihtiyacı var şu an şirketin. O yüzden gelmesi de iyi bir hava yaratacaktır en azından kısa vadede. Evet, son olarak Buğra göre dönelim. Bray Wyatt'ın yeni karakteri. Ya Bray Wyatt hakkında yapacak çok yorum yok. Ben de ring içinde gördükten sonra bir karar vereceğim. Ama bu kadar derin, yıllarca White Family altında derin mistisizmle işlenmiş bir güreşçinin böyle daha değişik bir hale, tam tersi bir hale gelmiş olması düşündürücü. Evet, Bray Wyatt dedik, Roman Reigns dedik, şampiyonlardan bahsettik, Kofi dedik ve SmackDown'u böylelikle o zaman noktalıyoruz. Chatbox'ın SmackDown puanlarını beklerken hemen siz yorumcu ekibine soralım. SmackDown'a puanın kaç Hikmet? Benim mi? 2. Hatta 2 dedi. 1.5'a düştü. Boğaç? Ben de 1.5 vereyim hadi. Hikmet kardeşimle aynı. Son olarak Buğra Gür'üyle. Ben ortalama bir show olduğunu düşünüyorum. 2.5 veriyorum. Ben de 2 veriyorum. War Machine 3 vermiş. Acaba emlakçı gibi mi çıkacak ringe demiş. O zaman Stephen Trubey 4 demiş. Bitiriyoruz o zaman radyo yayınını. Yoksa ekleyeceğiniz bir şey. Herkes kendine dikkat etsin. Evet. Herkese iyi geceler herkese diliyoruz. Herkese daha güzel bir haftalar diliyoruz. Evet, İnşallah. Şovlarda bu şekilde olur. Evet, Güreş Türkiye ailesi olarak herkese iyi geceler diliyoruz o zaman. Görüşmek üzere.